Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugün Bahtiyar Karakaya'nın aracıyla birlikteyiz. Aracının videosunu çekmemize izin verdiği için ona teşekkür ediyoruz. Araç 2008 model Chrysler 300C. 3 litre dizel otomatik. Rica ettik kendisinden, sağ olsun izin verdi. Teşekkür ediyoruz. Araç dıştan komple orijinal bir araç. Sadece küçük eklemeleri var. Onları sizlere söylemek istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada bu aracı ilk defa biniyorum. İlk defa inceliyorum. İlk defa görüyorum. Yani tabii daha önce gördük de. Ön tarafta SRT, bunların spor versiyonlarının ön tarafında karlığı var. Ön tarafta başka hiçbir şeyimiz yok. Gördüğünüz gibi zaten çoğu modifiye ile ünlü olan insan da bu arabayı da zaten yaptı. Dıştan kaport olarak gayet güzel bir araba. Şöyle yan tarafına doğru gelebiliriz. Yan tarafta bahsettiğimiz gibi orijinal 20 inç Cadillac jantlarımız var. Yanında da ekleme olarak sadece bu var. Gerisi yine orijinal. Lastik ebatlarımız da 245, 45, 20, 20 inç jantlar var. Bunlar da donanım değil de opsiyon oluyor. İşte istediğiniz opsiyonu ekliyorsunuz veya çıkarıyorsunuz. Yani satıldığı yıllarda öyleydi. Diğer arabalar gibi opsiyon paketi veya donanım paketi yokmuş. Ben de yeni öğrendim. Aracımız dediğimiz gibi 3 litre dizel Mercedes motor ve şanzımanına sahip. Yine bakmaya devam ediyoruz. Araba bayağı köşeli. Biraz daha kaba gözüküyor ama tipi güzel. Yani hitap ettiği kitle tabii ki farklı. Kaslı duruyor. Bu arada 3 litre V6 motorumuz var. Onu da söyleyelim. V6 turbo dizel bir motorumuz var. Şöyle arkaya doğru gelebiliriz. Yine hatları görüyorsunuz. Keskin hatlara sahip. Tipik Amerikan. Güzel. Sunroofumuz var gördüğünüz gibi. Karartılmış camlarımız var. Arkasına doğru gelebiliriz yavaşça. Tamponun üstünde de bagaj kapağının altında, birleştiği yerde daha doğrusu, bir krom çıta var. Bu da güzel duruyor. İşte arkasında da markası ve modeli yazıyor. Bir de SRT8 yapışkanımız yapıştırılmış. Bahtiyar Karakaya yine plakalığımızda da yazıyor. Çifte egzoz çıkışımız var. İkisi de aktif. Bunlar da gayet güzel. Tabii bunlar orijinal ve sadece görünüm. Herhangi bir seste veya performansta herhangi bir etkisi yok. Aracın dış tarafı bu kadardı. Şimdi bir de içine geçelim. İç tarafını inceleyebiliriz. Şimdi de aracımızın içindeyiz. Aracımızın içi gayet şık. İlk defa biniyorum söylediğim gibi. 4 kol fazla spor olmayan ama dıştan görünümüne de uygun bir direksiyon tercih edilmiş. Gayet güzel. İbrelerimiz, işte göğüs, şuralarda maun veya tahta görünümü de diyebiliriz. Onlar tercih edilmiş. Şurası multimedya sistemi, burası klima sistemi. Şurada da bir analog saatimiz var. Gayet güzel. Vitesimiz otomatik. Araçta birçok donanım var. Tabii bunları söyleyip de sizleri de sıkmayacağım. İşte koltuk ısıtması, çift yönlü klimamız, hani koltuk elektrik destekli, koltuklar elektrik destekli, ESP yani ABS, Boston ses sistemi var. Yani araba bayağı bir dolu, hani teknik özelliklerini sayıp sizleri de sıkmayacağım. Analog saat Amerikanlarda genelde lükslüğün belirteci gibi, hani yani lüks araçlarında analog saat tercih ediliyor. Öyle söyleyebilirim. Aracın hani dediğim gibi donanımlarını sayıp da sizleri de sıkmayalım. Aracın iç tarafı da böyle. Zaten koltukları deri, gayet güzel.
Hani oturduğunuz kısımlar falan da deri. Hani bazılarında oluyor ya, oturduğunuz kısım kumaş oluyor falan. Bunun komple deri. İçi komple siyah tercih edilmiş. Tavan hariç. Tavanımız açık krem, bej gibi bir rengi var. Orası da güzel. Dediğimiz gibi aracımız otomatik. İçten de böyle. Direksiyonumuzun üst tarafı o tahta kaplamadan tercih edilmiş. Alt tarafı da şöyle dikişli deri. Gayet direksiyonumuz falan gayet güzel. Vallahi oturuş pozisyonu da böyle gördüğünüz gibi. Bayağı geniş. Göğüs falan bayağı büyük. Ama dışarıdan gözüktüğü kadar da içerisi o kadar da büyük değil. Ama yine tabii ki güzel. Şu kolumuzun temas ettiği kol dayama falan yumuşacık deri. Buralar falan çok güzel. İşte şu yan taraflar komple kumaş. Şuralar, buralar falan tabii sert plastik ama yine de güzel. Şimdi bir de kısaca arka tarafına geçebiliriz. Şimdi aracın arka tarafındayız. Ön koltuk biraz geride konumlandırılmış ve arkaya doğru yatık. Ona rağmen, bu arada benim boyum 1.75. Ona rağmen diz mesafesini görüyorsunuz. Arkası bayağı geniş, çok rahat. Şöyle baş mesafesini de görüyorsunuz. Yani 1.90 limit. Yani çok fazla eriyseniz biraz belki sıkıntı çekebilirsiniz. Ama onun haricinde yani boyutlarla ilgili bir sıkıntınız yoksa kesinlikle çok rahat koltukları. Çok rahat. Derileri falan çok güzel. Bu kol dayamamız yumuşacık deri. Bu da çok güzel. Yani bayağı rahat. Hani o eski arabalardaki konfor var ya, bunda var. Yeni arabada bunu sağlamışlar. Şaft tünelimiz biraz yüksek. Aşağı yukarı bir karış kadar. İşte gerçekten şaft olduğu için biliyorsunuz bu araçlar arkadan itişli. O yüzden şaft tünelimiz biraz yüksek. Orta tarafta da havalandırma var. Bir çakmaklık veya herhangi bir elektronik girişi yok. Bu da güzel. Arka camlarımız otomatik. Şöyle krom detaylara yer verilmiş. İşte kapı kolu, şuradaki çıta falan hep krom tercih edilmiş. Aynısı ön tarafta da devam ediyor. Şuradaki aydınlatmalar falan çok güzel. Yani bunlar düşünülmüş güzel detaylar. Şurada küçük bir askılığımız var. Tavanımız falan yumuşacık. Çok güzel. Şurada bir airbag yazıyor. Kolumuzun tuttuğumuz yerler, şurasalar falan hep yumuşak deri. Ama şurası sert plastik. Şuralar deri. Tuttuğumuz yerde tahta bir görünümle maun olarak tercih edilmiş. Kafalıklarımız falan sabit. Koltuklar bayağı spor duruyor. Hani dıştan bakılıyor aslında sanki böyle makam aracı gibi ama içi falan bayağı spor. İçinde o makam havası sporlukla karışık sunulmuş. Gayet güzel. Askılıklarımız var. İki tane askılık tercih edilmiş. Lambalar falan. Gayet güzel. Küçük detayları çok güzel. Bu kadar. Arka tarafından da söylemek istediklerimiz bu kadar. İçindeyiz. Çalıştırdık. Hafızalı koltuk ve hafızalı direksiyon falan varmış. Bunlar tabii gayet güzel özellikler. El frenimiz çekilmiş şu an. Geri vitese takınca aynalar indi. İlk defa Chrysler 300C kullanıyorum. Bahtiyar'a da buradan teşekkürler tekrar. Tren yoluna inmeyelim değil mi? İnelim mi? Tabii. Öyle acı bir deneyim yaşamayalım. Yani. Sağ olsun bize imkan verdi.
Her şey hafızalı. Geri vitese taktığınız zaman aynalar iniyor falan. İşte oturunca, kontağı açınca koltuklar ve direksiyon ayarladığınız pozisyona geliyor. Bunlar gayet güzel. İlk izlenimlerimiz araba vapur gibi. Bundan büyük bir şey kullandım mı diye düşünüyorum. Herhalde kullanmadım. Ön camda karartma var mı bunun? Var. Camlar kararık çünkü. Aracın sahibi yine arka tarafta. Sağ olsun. Furkan da yanımızda. Klasik. Araç dediğimiz gibi biraz yere yaklaştırılmış. Şu an bize gayet konforlu geliyor. Tümseklerden falan, engellerden geçiyoruz. Gayet konforlu. 245 tabanlı olduğu için lastikler bayağı büyük. Tabii ki böyle olunca da yol tutuşu gayet güzel. Hani arkadan itiş 3 litre bir araba, 220 beygir. Kolay kolay arkasına atmıyor. Lastikler ve tabii ebatın da bunda büyük bir katkısı var. Yola gayet iyi tutunuyor. Şu an bozuk yollardan geçiyoruz. Gayet güzel, konforlu bir araç. Ortalamada günümüz koşullarında yaklaşık olarak 70 kuruş civarında yakıyormuş. Bu da litre olarak ne kadar yakıyor? Baktınız mı hiç litre olarak? 11-12 litre civarında da şehir içi ve karma yakıt tüketimi var. Şehirler arasında da 50 kuruşa kadar düşüyormuş. Yani 9-8 litrelere kadar düşürebilirsiniz motoruna eğer. Motoruna göre gayet normal bence. Motoruna göre, ağırlığına göre 1900 kilo bir araç. Ağırlığına göre gayet güzel. Amerikan sınırlısı. Aynen öyle. İlk başta oturdum, koltuk çok gerideydi. İşte hafızalı koltuk olduğu için kendi ileri aldı falan. Gayet güzel. Gaz tepkisi motor çok büyük olduğu için verdiğiniz an direkt gidiyor. Hacimden kazanıyor. Aslında turbo beslemeli motorlarda biraz gecikme olur. Vites 6 vites değil mi bu? 5. 5 vites. 5 otomatik. Gayet güzel. Çok da uzatmayalım. Şuradan dönüyorum şöyle. Direksiyonu biraz ağır gibi. Jantlardan kocaman jantlar var. Normal. Araba gayet konforlu. Uçan alı gibi gidiyorsunuz. Bayağı iyi. Ama o kadar da sessiz değil değil mi? Bence tam tadında, kararında bir hani motor tepki sesi var. Çünkü çok da sessiz olsa hani Amerikan'ın bir önemi kalmıyor o zaman. Kesinlikle öyle. Yani Amerikan bir aracın pek fazla sessiz olduğunu tahmin edemiyorum. Motor, aslında motor hiç gürültülü değil ama bir lastik sesi gibi, sanki bir ses var değil mi? Lastik sesi şimdi camlarımız açık, keza sunroofumuz açık. Onlardan biraz rüzgar ses etkileyebilir. Fakat motorun böyle hafif hafif, özellikle yüksek devirlerde biraz böyle bir nasıl söyleyeyim, hırıltısı evet var. O da güzel. Tam tadında, kararında. Kesinlikle öyle. Spor bir hava veriyor bence. Hani rahatsızlıktan ziyade zevk veriyor yani. Peki dış çekimlerden de iç çekimlerden de bu kadar, da daha da fazla uzatıp sizler de sıkmayalım. Buradan araç sahibine tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yine Honda 1000 R'ımız var. Belki onu da çekebiliriz. Bakalım. İnşallah. Motordan hiç anlamıyoruz ama onun sayesinde öğreniriz belki. Bahtiyar abi biraz motor sporlarına düşkün. Evet. Peki bu videomuzdan bu kadardı. Furkan'a da teşekkür ediyorum. Bahtiyar'a da tekrar teşekkür ediyorum. Furkan. Eyvallah abi. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Thank you.